Günler su gibi geçiyor ve gerçekten de her geçen gün bizim aleyhimize işliyor. Peki biz bunun için ne yapıyoruz? Biz bunun için her gün senin için video çekiyoruz. Her gün sen uyanasın ve gerçekten daha fazla çalışasın diye. Çalışan arkadaşlarımız da daha fazla motive olsun diye video çekiyoruz. Sen de aynı şekilde aynı gayreti gösterip gerçekten de bu hedefine giden yolda bizimle beraber başarıya ulaşabilirsin. Hemen şunu hatırlatmak istiyorum. LGS tekrar programı yine geldi. Ücretsiz bir şekilde tüm Türkiye'deki kitapçılardan alabilirsin. Tonguç kitapçıdan alabilirsin. Listeleri aşağıda ve yukarıda var zaten. Ama rica ediyorum bu çalışmanı daha fazla arttır. Şu anda 10 11 birim çalışıyorsan 20 birim yap. Şu ara tatili çok iyi verim, verimli geçirelim ve gerçekten de ara tatil boyunca hiç pişmanlık yaşamadan bu LGS'ye çok az zaman kala kendimizi iyi hissedip kendimizi daha motive hissedip ikinci döneme adım atalım. Tek istediğimiz şey bu. O yüzden sen de bizimle beraber bu şekilde gayret göster, emek ver ve başarıya ulaşalım. Hadi bakalım şimdi geri sayımız başlasın. Evet şimdi hemen ilk Barış Manço'nun süper bir sözü. İnanılmaz sevdiğimiz, inanılmaz saydığımız bir müzisyen de kendisi. İnsanın öğrenmesi gereken tek dil Tatlı değildir. Gerçekten de aynı e, diğer insanların diğer insanlara söylediği sözler gibi hani din dersinde vardı ya tatlı söz bile aslında bir sadaka yerine geçer. Biz de hep birbirimize annemiz babamız bize güzel sözler söyleyerek bizi motive etsin ve bu, bu çalışmamızda biz de başarılı olalım. Hemen bakalım Necla Zeynep demiş ki yenisi soruları çözebiliyorum. Ama çok uzun süre alıyor. Denemede bu yüzden sıkıntı yaşıyorum. Ne yapmalıyım demiş. Yeni nesil sorular tabii ki uzun süre alacak. Çünkü gerçekten adam bir paragraf veriyor bir sayfayı dolduruyor. Mesela. Bir soru var böyle. Yani insanın e, içten, hani iç, içinden şey geliyor. Allah kahretmesin ne bu ya falan diyesi geliyor. Halbuki bize şunu dikkat etmemiz gerekiyor. Okuma hızımızı arttırmamız. İlk yapmamız gereken şey okuma hızı. Okuma hızımızı arttırmak için zaten her gün size bir günün kitabı öneriyoruz kitap okuyarak okuma hızımızı arttırabiliriz. Denemede bu yüzden sıkıntı yaşıyorum gayet normal ama ilk başta lütfen hıza takılma. Hıza takılmazsan ilk başta doğru yapmaya çalış. Hıza takılma denemeleri zamansız çöz ilk başta. Sonrasında bak şu anda ben mesela zamana takılmadım. Zaman bitti bile ama ben hala devam ediyorum. Durmuyorum kendimi durdurmuyorum. Çünkü ilk başlarda bunu önemsemeyeceğim. Daha 147 gün var 146 gün var. Ya ben önemsemiyorum. Daha ne yapacağım biliyor musun? İlk başta hıza takılmadan doğru yapmaya çalışacağım. Ben size doğru anlatmaya çalışıyorum şu anda. Yani sizi yeterince tatmin etmeye çalışıyorum. Siz de ilk başta soruları yaparaktan hıza takılmadan doğru yapmaya çalışırsanız ama tabii okuma hızımızı artırmak için kitap okumamız çok gerekli. Onu da söylemek istiyorum. Hıza takılmayıp doğru yapmaya çalışırsak ardından yavaş yavaş zaten son iki ay, son 3 ay denemeleri arttıracağız, abartacağız. Sizinle beraberiz hiç merak etmeyin. Denemeleri arttırdığımız zaman o zaman zaten diyeceksin ki yahu ben eskiden matematiğe bir saat ayırıyordum. 20 soruya ama şimdi matematiğe ya 20 dakikada bitiriyorum veya işte abartmayalım hadi 40 dakikada bitiriyorum diyeceğiz. Gerçekten sınav süresine indireceğiz. Ama ilk başta rica ediyorum doğru yapmaya çalışalım. Doğru her şeyden daha önemli. Çünkü yenisi sorularda doğruya ulaşabiliyorsan ona 3 dakikada ulaşabilsin, 5 dakikada ulaşabilsin, 2 dakikada ulaşabilsin ama önemli olan doğruya ulaşmak diyoruz. Günün kitabına bakalım. Küçük prens zaten dünyaca ünlü bir kitap. Ee, Anthony de e, Sen exuperinin kitabı aslında e, çok meşhur bir kitap. İçinde hem küçüklere hem büyüklere bu arada onu söylemek istiyorum. Sadece küçükler değil büyüklerin de çıkartabileceği çok dersler var. Mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Aynı zamanda aynı zamanda günün kaynağına bakalım 8.2 akıl haritaları seti. Zaten birinci dönemi vardı biliyorsunuz. İkinci döneminde akıl haritalı setinde dikkat ettiysek akıl notları da var. E, aynı şekilde böyle kitapçık şeklinde burada elimize taşıyabileceğimiz ikinci dönemin bütün notları var. Aynı zamanda aynı zamanda da e, dikkat edersek burada e, posterlerimiz var. Bu posterleri çıkartıp odanıza asabiliyorsunuz ve bu adanıza astığınız posterlerle de çalışmalarınızı daha verimli, eğlenceli, görselli yapabiliriz ve bu şekilde bütün tekrarlarımızı bunların üzerinden çok net bir şekilde yapabiliriz. Infografik öğretici resimler var. Akım notları da dediğimiz gibi hediye ediyoruz. O zaman günü ne yapalım. Gerçekten bilgileri kafamızdan aşağı su gibi dökmeliyiz ve keşke de bir delik olsa içeriye girse ama 5 defa 10 defa dökeceğiz artık sızdığı kadarıyla içerimize girecek. Bütün insanlar da böyle. Bu sadece bizde değil. Bütün insanlar böyle merak etmeyin. Ödül sorumuzu yapalım. Yorumlara yollayalım bakalım. <laughs>